Erdoğan'ın mikrofonundan kriz itirafı. Kanun hükmünde kararnamelilere düşman hukuk uygulanıyor. 76 ilde nefret operasyonu. Günün haberleri başlıyor. Her şey tamam. Şimdi parayla ilgili sen mi konuşacaksın? Sen mi konuşacaksın? Başkanım, para konusunda sıkıntımız zaten var. Belki zaman konusunda hakikaten. Ciddi bir şekilde indik başkanım. Çok bizi perişan etti. Yerine opera binası yapılacağı söylenen ve yıkımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde verilen arada Erdoğan'ın mikrofonu açık unutuldu. TOKİ bizi perişan etti. TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un da aralarında olduğu grupla Erdoğan arasında krizin itirafı niteliğinde olan konuşmalar canlı yayınına yansıdı. Parayla ilgili sen mi konuşacaksın? Başkanım, para konusunda sıkıntımız zaten var. Belki zaman konusunda hakikaten. Ciddi bir şekilde indik başkanım. Çok TOKİ bizi perişan etti. Ömer Bey perişan etti. Öyle deme, bak tekrar başkanım. Evet. Şimdi fiyatı açıkladık. Konuşmalarda gruptaki bir kişi para konusunda sıkıntımız var. TOKİ bizi perişan etti derken Erdoğan'ın öyle demeyin şimdi sözleri duyuluyor. Parayla ilgili sen mi konuşacaksın? Başkanım, para konusunda sıkıntımız zaten var. Belki zaman konusunda hakikaten. Ciddi bir şekilde indik başkanım. Çok TOKİ bizi perişan etti. Ömer Bey perişan öyle deme, bak tekrar başkanım. Evet. Şimdi fiyatı açıkladık. Kamu Bankası Vakıfbank'ın kredi kartı borcunu yapılandırmak için başvuran bir müşterisini daha önce kanun hükmüne kararnameyle görevinden ihraç edildiği gerekçesiyle geri çevirdiği ortaya çıktı. Skandalı HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu Twitter hesabından duyurdu. İfşa edelim diyen Gergerlioğlu, bankanın ayrımcılığına maruz kalan mağdurun eşim kanun hükmünde kararnameyle ihraç edildi. Vakıfbank'ın başlatmış olduğu borç yapılandırmasından faydalanmak istediğinde kapsam dışı olduğu söylenerek talebi reddedildi mesajını aktardı. Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Bir süre önce kitaplara getirilen yüksek vergi oranı tepkilere yol açarken AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kitap, dergi ve gazeteden KDV alınmayacak açıklamasının da doğru olmadığı ortaya çıktı. Kitapta ve süreli yayınlarda KDV oranının sıfıra düşürülmesi uygulaması hem yayıncıları hem satıcıları kapsayacak şekilde genişletiliyor. Kitap ve dergide KDV'nin sıfırlandığı bilgisinin doğru olmadığını, uygulamanın sadece yayıncıya KDV istisnası sağladığını belirten Can Yayınları'nın sahibi Can Öz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Bomboş, hiçbir işe yaramayan bir uygulama bu. Uygulamaya göre yayıncı elindeki kitabı KDV'siz fiyatlı kitapçıya veriyor ama kitapçı okura KDV ekleyerek satıyor. Sonuçta kitabın raf fiyatında bir değişiklik olmuyor" sözlerini kullandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği binayı yaptıran kişinin AKP'nin adayı olduğunu açıkladı. 21 vatandaşımız hayatını kaybetti. 21 vatandaşımız. O binayla ilgili çok şey biliyordu. Ama enkazın altında insanlar varken onu politik bir sürecin parçası haline getirmemeye özen gösterdik. O binayı kaçak yaptıran, üstüne kaçak kat çıkaran kişi şu anda Erzurum'da Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Herkes bu gerçeği bilsin. Herkes bu gerçeği bilsin. Bakın, 1999 depreminin üzerinden 21 yıl geçti arkadaşlar. 21 yıl geçti. 21 yılda İstanbul'da ne yapıldı? Depreme karşı hangi önlemler alındı? İmar rafı çıkardılar. Ya arkadaş, imar rafı çıkarıyorsan sağlam binaya çıkar. Çürük binayı da zaten yıkacaksın. Ama tescilli tabut haline getirdiler. İktidarın yalanlarla halka oyaladığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, ülkenin bir avuç tefeciye teslim edildiğini söyledi. Açım aç diyor bir kadın, açım aç diyor. Evime ekmek götürmek istiyorum diyor. Ve Erdoğan, biberden bahsediyorlar, soğandan bahsediyorlar, domatesten bahsediyorlar. Neden bahsetsin peki vatandaş? Ve dönüp diyor ki, sen merminin fiyatını biliyor musun diyor. Samandan mercimeğe,
canlı hayvandan ete kadar her şeyi ithal ediyorsun kardeşim. Bunun sebebi terör örgütüyle mücadele eden güvenlik güçlerimizin attıkları mermiler mi arkadaş? Yandaşa dolarla verdi. Köprü geçişi dolarla, tünel geçişi dolarla, garantiler dolarla. Bütün bunları dolarla verdi. Dolarla vermenin nedeni güvenlik güçlerinin terör örgütlerine attıkları kurşun mu? KPSS adaletsizliğine de değinen Kılıçdaroğlu, mülakat zulmüyle iktidarın kadrolaşmaya gittiğini söyledi. Deniz Eren Demir'den söz ediyorum. KPSS sınavına girer ve Türkiye birincisi olur. Sözlüğe girer, mülakatta elenir. Bu mudur adalet Allah aşkına, bu mudur? Ankara merkezli olarak 76 ilde cemaat operasyonu adı altında sabah baskınları yapıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bunları kazıyıp bitireceğiz şeklindeki sözlerinden birkaç gün sonra başlayan baskınlara gerekçe olarak ise 2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavı gösterildi. Ankara Başsavcı Vekili Ender Coşkun tarafından yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 1112 polisten 130'unun aktif görevde olduğu belirtiliyor. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI, ilerleme tutuklandı başlıklı Türkiye raporunda OHAL sonrası basın özgürlüğünde hiçbir ilerleme yok vurgusu yaptı. Ülkedeki medya kuruluşlarının %95'inin hükümet etkisi altında olduğu, 170'ten fazla medya kuruluşu ve yayın evinin kapatıldığının belirtildiği raporda şu anda 155 gazeteci hapiste. Bunlardan 30'u darbe girişiminden önce, 125'i darbe girişiminden sonra tutuklandı. 75 gazetecinin cezası belirlendi ve 82 dava devam ediyor dendi. Türkiye'de muhalif oldukları için tutuklanan gazeteciler Avrupa Konseyi'nin raporuna da girdi. Nedim Türfent, a journalist working for Dijle News Agency. Olağanüstü halin ilanından bu yana 200'den fazla gazeteci yayınları nedeniyle gözaltına alındı ya da tutuklandı denilen raporda Türkiye dünyada en fazla gazetecinin hapiste olduğu ülke ifadesi yer aldı.